Buyurun. Şahika Hanım. Biraz bekleteceğim. Evet Ali'ciğim. Bu akşam görüşüyoruz sonunda. Evet evet, Burak alacak beni. Ay yok, kalabilir miyim bilmiyorum. Şimdi bir arkadaşımda kalıyorum, ona ayıp olmasın. Ama geç saatlere kadar birlikteyiz nasıl olsa, öyle düşün. Tamam canım, tamam. Tamam. Ben de öpüyorum, görüşürüz. Evet Seda'yı, seni dinliyorum. Başkanım sizinle görüşmek istiyor. Toplantıya daha 2 saat var. Konu neymiş? Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Sizi çağırmamı söyledi. O zaman başkanına söyle, kendisiyle iş dışında hiçbir şey konuşmayacağım. Ama konu çok acilse buyursun gelsin. Başkana. Benim başkanım. Senin başkanın mı? Evet, çıkabilirsin. Duymadın galiba. Yo, duydum. O zaman ben çıkıyorum. Aynen bu şekilde anlatıyorum. Aynen bu şekilde anlat. Gel. Başkanım. Konuştun mu Şahin Hanım'la? Konuştum. Gelmiyor. Anlamadım. Sizinle iş dışında konuşmayacakmış. Toplantıya da 2 saat var dedi. Böyle mi dedi? Böyle dedi. Şahin Hanım dedi. Beni zehirlemeye kalkan karım böyle dedi. Ha? İş dışında bir şey konuşmayacakmış. Ben ondan randevu alıp gidecekmişim, öyle mi? Yani böyle sinirli tonda söylemedi. Daha naif bir tonda söyledi. Ben naif bir tonla konuşamam. Ben böyle konuşurum. Benim defemin tasını attırmasın. Aa, Hasan Ali Bey. Hoş geldiniz, buyurun. Şahin Hanım, bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Biraz açar mısınız? Başkanı ayağınıza çağırmak ne demek? Katiyen, ben sizi ayağıma çağırmadım. Siz kendiniz geldiniz. Ben size boşanmayla ilgili konuşacağım diye haber yolluyorum. Siz iş konusundan başka hiçbir şey konuşamam diyorsunuz. Bu ne demek? Hasan Ali Bey, siz zaten davayı açmadınız mı? Açılıyor. Pişman mı oldunuz? Ya niye pişman olacağım? Sizden ayrılıyorum diye zil takıp oynayacağım. Ne güzel işte, zil takıp oynayın. Yani karınıza iftira attınız, kumpas kurdunuz. Ben de sustum. Ne? Ne değil, ne? Yalan mı? Kendiniz yazdınız, kendiniz oynadınız. Zehir katıp kutlama yaparken kaydın var kadın, kaydın. Zehir değil o, test yaptırdınız mı? Zehir değil, gıda takviyesi. Sağlığınızı düşündüğüm için. Ya bana çok lazım gıda takviyesi. Neyse, beni istemeyeni ben hiç istemiyorum. Ya Şahin Hanım, zeytinyağı gibi bir kadınsınız. Hep üste çıkıyorsunuz. Ya ne biçim kadınsınız siz ya? Hep siz mi haklısınız? Hep siz mi üste çıkacaksınız? Kelimeler kifayetsiz kalıyor sizin karşınızda. Başka bir şey var mı? Var. Bakın, boşanma daha neticelenmedi. Hal ve hareketlerinize dikkat edin. Böyle gezmeler, tozmalar bize uymaz. Bana uyuyor ama. Bir bakıma iyi oldu, biliyor musunuz? Yani yaşı yaşıma uygun biriyle daha mutlu olurum. Beni orası alakadar etmez. Beni alakadar eden konu benim adıma söz gelmez. Ay lütfen takmayın kafanıza bu kadar. Soran olursa karımı ben istemedim, ben boşadım dersiniz. Olur biter. Güzel. Oh, başkan çıkış yaptı ama geri gelecek. Çekil Seda'yı. Ya ben anlamadım, anlamadım. Ya gerçekten anlamıyorum. Ya bu kadın hem suçlu hem güçlü. Ne dedi başkanım? Bu soruyu sormakta ısrarlı mısın? Bak ona göre davranacağım ha. Ya başkanım, ben Şahika Hanım'ın odasına gittiğimde biriyle konuşuyordu. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun Seda'yı? Söylemeyeyim mi? Söyle artık, hadi söyle, söyle. Başkanım, Ali diye bir arkadaşıyla konuşuyordu. Akşam çıkacaklarmış. Ben isminin başını duymadığım için önce siz zannettim. Sonra Burak da deyince... Oh, bu meydanı boş buldu. Nerede sabah, orada akşam. Yani gününü gün ediyor Şahika Hanım, öyle mi? Vallahi sanki bu anı bekliyormuş. Ne dedin? Sustum.
Başkanım, evet. Son bir şey daha söyleyebilir miyim? Son ama bak, bu son olacak Seda. Söyle. Başkanım, bence sizin de Şahik Hanım'a iyi bir ders vermeniz gerekiyor. Ne yapmalıyım Seda'yı, ha? Kadını eve tıkıp üstüne 3-5 kilit mi vuracağım? Başkanım. Selam. Boşamayın.